Solo Türk arkamızda gösteri yaparken 3. gün Teknofest'ten herkese merhaba. Yine bugün diğer günlerdeki videomuz olduğu gibi buranın etraftaki havacılık, daha doğrusu jet amir kokusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Solo Türk arkamda gösteri yapıyor ve önünde de Airbus A400M Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki şu an en büyük askeri nakli uçağını görüyoruz. Bu uçaklar hatırlayacaksınız, Türk Hava Kuvvetleri'nin bir yandan insani anlamda dünyanın dört bir tarafına yardım taşıdılar. Geçen yıl deprem felaketinde bölgeye yardımların aktarılmasına çok önemli bir güç oldular. Ve hatırlayacaksınız, Ukrayna Savaşı'nın başında da iki A400M uçağımız Kiev'den Türk vatandaşlarını tahliye için gitmişti ama hava sahası kapandığı için uzun süre orada kalmıştı. Çok şükür başlarına bir şey gelmedi. Karpuzundan A400M'ler geldi. Evet, şimdi şöyle bir etrafta dolaşalım. Neler var neler yok onu görelim. Ama Solo Türk gerçekten burada yüreğimizi böyle ağzımıza getirip keyifle izliyor. Bu arada şöyle de bir parantez açayım izleyiciler için. Bütün gösteriler burada pistin öbür tarafında yapılıyor. Havacılık gösterilerinde bu pistlerle ilgili çok önemli sınırlamalar var. Ve orada bir Airbus olarak adlandırılan gösterinin sorumlusu var. Burada da o Airbus, yani gösteri sorumlusu, herhangi bir şekilde uçağın izleyiciler üzerine gelmesi durumunda şovu kesiyor ve uçağı inişe doğru yönlendiriyor. O açıdan hani insanların üzerine bir gösteri yapılmıyor. Acil durumda neler yapılacak? Pilot uçağı nereye doğru götürecek? Yedek meydanı neresi? Veya bu uçaklarda fırlatma koltuğu var. Allah korusun bir durum olduğu zaman nerede atlayacak? Bunun tüm planlaması adım adım yapılıyor. Zaten gösteri pilotluğu demek yüksek tecrübe, eğitim ve gerçekten bilekli olmak anlamına geliyor. Bunların da özel eğitimleri yapılıyor ve sınavıyla öğretmen pilotların eşliğinde yapılan kontrollerin sonucunda burada pilotlar gelip gösterilerini gerçekleştiriyor. Sizler geldiniz. Adanalı mısınız? Yok, Tarsuslu abi. Tarsuslusunuz. Evet. Ya gençler burada ama sizin de ruhunuz genç. Ne hissediyorsunuz? Teknofest'i beğendiniz mi? Gösteriler, gurur duydunuz mu? Gurur duyduk. Geçen sene Ankara'ya da gittim ben. Oy maşallah, Ankara'da, Etimesgut'ta. Abi Ankara'ya da gittim. Gurur duyuyorum ben. Bizim geçmişimiz hayvan sırtında geçirdi zamanı. Şimdiki şu durumu çok memnunum ben. Çok. Ya şimdi gençler uçak sırtında geçirsin. Abi şimdiki gençlerim, ben gurur duyuyorum bu yaptıklarıyla. Ne güzel, ne güzel. Savunma sanayine gençlerimizin ilgisi yüksek ama savunma şirketlerimizin de özellikle tişörtünden şapkasına, mousepad'inden diğer kahve kubasına kadar farklı farklı ürünleri var. Havelsan'ın burada, T.I.'nin burada, Baykar'ın burada, diğer tarafta TUSAŞ'ın, farklı farklı şirketlerin özel mağazaları var. Buradan alışveriş yaptığınız zaman buradan elde edilen gelirler sosyal sorumluluk projelerine yansıtılıyor, veriliyor. Hadi böyle bir Havelsan Shop'un içini Berkant bir dolaşalım. Neler varmış birlikte görelim. Şöyle bir ürünlerin içine beraber bakalım isterseniz, neler var neler yok. Ben de bu Havelsan'la birlikte videolar yapıyoruz ama daha yeni kreasyonu görmedim. Ben de sizler için görmüş olayım. Tişörtler var. Oo, bunun tasarımı gerçekten çok güzel. Havacıların olmazsa olmazı uçuş montu. 1800 lira. Burada da Havelsan'ın yıldızı işlenmiş. Bayağı oldukça kaliteli. Kahve, çay, sıcak bir şeyler içmek isteyenler için termoslar. Hem yanınızda taşıyacağınız hem bardak şeklindeki termoslar da var burada. Ve tabii merakların çok fazla sorduğu Baha ve Barkan'da oluşan çift makette 1400 lira. Ve tabii ki güneşten korunmak için şapkalar da burada 150 liradan başlıyor. Eğer ensemde yanmasın diyorsanız balıkçı şapka, bunlar da 200 TL'den başlıyor. Adana'ya gelemeyenler üzülmesin. Bu tür savunma sanayi şirketlerinin bu tür satış yapan mağazaları internet üzerinden de satış gerçekleştiriyor. Teknofest'te hava araçlarını dolaşırken tabii ki sahil güvenliğin önünde Bell 412 helikopterinin yanındayız. Biraz size bilgi vermek istiyorum. Çift motorlu, arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor ve taşıdığı kamera sistemleriyle denizlerin üzerini gayet güzel bir şekilde geniş alanda gece ve gündüz görüyor. Ama
Araba kurtarması ile ilgili bilgi vereceğim size. Yanda gördüğünüz şu yuvarlak nokta helikopterin vinci. Helikopterin vinci buradan görüyorsunuz. Sedye veya kurtarma için sepete lazım. Buradaki vinçten aşağıya iniyor. Ve uçuş ekibi, iki pilot, bir teknisyen, bir de arama kurtarma konusunda eğitilmiş bir personel yer alıyor. Vinçle birlikte sepet suya iniyor, yaralıyı veya kazazedeyi kurtarıyor. Bu konuyla ilgili sahil güvenliğin çok ciddi bir tecrübesi bulunuyor. Bel 412'ler uzun yıllardır Türkiye'de sahil güvenliğe görev yapıyor. Emniyetli, çift motorlu, gelişmiş bir helikopter. Bu şekilde denizlerimiz sahil güvenliğin gözleri altına oluyor. Bugün Şampiyonlar Ligi çadırının yeni önündeyiz. Çünkü içeride gençlerimizin geliştirdiği teknolojiler yarışıyorlar. Ve acayip heyecanlı. Gelirseniz Teknofest'e bu çadırın içini gezmeyi unutmayın. Hadi birlikte girelim. Şampiyonlar Ligi'nde ortaya girdiğiniz zaman elektrikle yarışan otomobiller veya farklı farklı yakıt, hidrojen gibi kullanan farklı teknolojilerdeki araçlar önümüze çıkıyor. Ve burada da üniversitelerin veya takımların oluşturduğu tasarımlarla gençler geleceğe doğru adım atıyorlar, teknoloji geliştiriyorlar. Şöyle bir bakalım neler var. Şimdi otomobillerin arasına da dolaşırken insansız hava araçlarını gördük ve hemen sormak istedik. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İTÜNOM İHA takımından mekanik ekibi lideri Dilara Koç. Uçak mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Peki yaptığınız tasarımı biraz anlatır mısınız bize? Tabii ki. Biz bu aracımızı bir yıl önce tasarlamaya başladık. Savaşan İHA yarışması için tasarladığımız bir araçtı. Dolayısıyla savaş uçağının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde tasarladık. Yüksek hızlara, aynı zamanda düşük hızlara sahip olmakla birlikte yüksek manevra kabiliyetine sahip olmasını istedik. Bu nedenle aracımızda çift motorlu bir tasarım elde ettik. Onun dışında farklı taper oranına sahip kanat yapısıyla birlikte anadral bir kuyruk yapısı tercih ederek uçağımızı yeterince stabil bir hale getirmek istedik. Yaklaşık 2.7 metre kanat açıklığına sahip. Onun dışında otonom kit, takip ve kitlenme, onun dışında kamikaze dalışı, bunların yanında otonom iniş kalkış gibi özelliklere sahip. Yani biz hiç uçağa dokunmadan kendisi bütün görevlerini otonom bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Şimdi siz 3. sınıf öğrencisiniz. İnşallah gelecek yıl mezun olacaksınız ve gerçek uçaklar tasarlayacaksınız ama böyle bir tasarıma daha öğrenciyken yapabilmek size bakış açısı olarak ne kattı? Bakış açısı olarak şunu söyleyebilirim. İlk başta bakıldığında yani şey düşüncesi olabilir. Ya bu uçağı nasıl tasarlamışlar? Ama bir şekilde bir yerden başladıktan sonra bunun devamı her zaman geliyor. İşte ilk önce hangi kanat profiline sahip olması gerekiyor diye düşünürken bir anda kanadı gözümün önünde şekillenmiş bir şekilde görebiliyorum. Kanattan sonra kuyruğa geçiyorum. Diyorum ki ya kuyrukta ne olmalı diyorum. Seçtiğim kanat profiline tasarlıyorum. Her şeyle yapıyorum. Ondan sonra bir baktım karşımda kuyruk. Böyle minik minik uzun bir sürece yayılmış bir sürecin ardından böyle bir ürün ortaya çıkıyor. Ve hani en başta bunu asla hayal etmiyorum. Süreç içerisinde şekilleniyor ve hayalimden daha güzel bir hale dönüşüyor. Yarışmada kaçıncı oldunuz? Bundan sonra nereye gidecek bu iş? Şöyle, Savaşan İHA yarışmasında en iyi tasarım ödülünü aldık. Onun dışında mansiyon üçüncülüğüne de sahibiz. Bu alanda kendimizi geliştirmeye devam ederek, bu tarz yarışmalara katılarak aracımızı daha verimli hale getirip şampiyonluğa ulaşma hedefimiz var. Genç mühendis adaylarımız burada. Elektrikli ve farklı arabalar tasarlarken önce sizi tanıyalım, bir de bize projeyi anlatırmışlar. Merhabalar, Emirhan Aygül ben. Selçuk Bayraktar'ında bahsettiği o 1.5 Adana takımında görev almaktayım. Sponsorluk birim lideri ve elektrik biriminde görev alıyorum. Bu siz aracımız... Adanalı mısınız 1.5 Adana evet, derken? Adanalı. Bak çok güzel bir isim koymuşlar. 1.5 Adanalı. Bir yiyoruz o kadar burada güzel ki kebaplar kesmiyor. Göbeğimizin durumu da malum 1.5 olur ama. 1.5 olur evet. Şöyle söyleyeyim, bu aracımız bizim bu sene şampiyonumuz. Efficiency Challenge'da hidromobil kategorisinde şampiyon. Hidromobil yani sadece evet. Elektrik de değil. Sadece elektrik değil. Hidrojen ve elektrikle çalışan aracımız. Yani hibrit bir araç gibi düşünebiliriz. Hidrojeni elektrik enerjisine çevirerek bataryanın verdiği elektrik enerjisine motorumuza güç veriyoruz. Endurance en uzağa gidip en uzun süre kullanılan manevra. Amaç verimlilik.
verimlilik. Evet. Nasıl dereceler elde ettiniz ki birinci oldunuz? Birinci olduk evet. Şampiyon olduk hidromobil kategorisinde. Geçen senenin de şampiyonu bu aracımız. İki yıldır bu araç, bu tasarım birinci. Evet. Ben şimdi çok merak ediyorum. Şöyle tabii bir kapısını açabilir miyiz? Buyurun. Şu şekilde, iki sürücünün olacağı şekilde bu sene değiştirildi. Sürülürken bir yolcunun, şoförün yanında yolcu da geliyor. İki tane koltuk var görebiliyorsunuz. Motor sürücü birimimizden bahsettim. Motor birimimiz var. Motorumuzu biz kendimiz tasarlıyoruz. Aracımızda pillerimiz hariç her şey bizim tasarımımız. Motoru, bizim motoru da siz yaptınız. Evet, motoru da arkadaşlarım, motorcu arkadaşlarım yapıyor. Peki. Aracın dış kabuğu da aynı şekilde bu arada. Peki, benim merak ettiğim konu, siz mühendislik çalışıyorsunuz. Böyle bir projeyle okulda öğrendiğiniz teoriyi uygulamaya katmak, kendi evet. tasarımınızı ortaya koymak, daha mezun olmadan mühendis tabii olarak size ne ortaya koyuyor? Bunları biraz dinlemek isteriz. Yani şöyle, benim okulda öğrenebileceğim, daha doğrusu soyut olarak öğrenebileceğim o makineleri, o bilgileri ben somut olarak burada uygulayabilme fırsatı buluyorum. Yani bir şeyi öğrenmekle yapabilmek arasında bir fark var. Öğrendiniz. Sen biliyorum ve, diyebilirsin. Öğrendiniz ve yaparım diyorsunuz. Evet. Ne hedefliyorsunuz gelecek için? Gelecek için önceliğim Türkiye'de bir Türk mühendis olarak ülkeme verimli bir, faydalı bir mühendis olabilmek. Roket yarışmaları, tabii ki Adana Havalimanı'nda roket yarışmalarının uygulamalarını göremiyoruz. Özel atış sahalarında gerçekleşiyor. Ama yanımda bir arkadaşım var. 4 yıldır Türkiye birincisi misiniz? 4 yıldır yapılan ama derece verilmeyen zorlu görev kategorisinde bu yıl ilk ve tek birinci olarak Teknofest tarihine geçti. Çok güzel, ne güzel anlatıyorsunuz. Nereden geldiniz? Biz Elazığ, Fırat Üniversitesi'nin öğrencileriyiz. Hangi bölüm? Ekibimiz Karma. 4 farklı disiplinden mühendisler var. Makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, yazılım ve bilgisayar mühendisi. Disiplinler arası çalışmayı da ön planda tutuyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni dolaşırken yüksek irtifa rekoru kırmış bir roket takımıyla da beraberiz. Öncelikle takımın ismini sizi bir tanıyalım. Bizler Nevşehir Gençlik Merkezi adına yarışıyoruz. Kapadokya Roket Takımı. Ben takım kaptanıyım. Serhat Özdemir adım. Bu yıl burada gördüğünüz siyah roketle normal yarışma kapsamında yarıştık ve birinci olduk. Yüksek irtifada. Ama bizim gibi tecrübeli takımlara sağ olsun Roketsan bazen inisiyatif tanıyor ve tamamen hani şartname, yarışma dışı atabileceğimiz roketlere bazen izin veriyor. Tecrübeye dayanarak. Biz de bu roket ile Türkiye'nin amatör roketçilik siyah olanla yarıştık. Birinci olduk. Evet. Bunun tasarımı tamamen farklı, irtifa rekorunu kırmak için tasarlanmış bir roket. Standart bütün yarışmacıların kullandığı motoru kullandık. Lakin işte aerodinamik olarak çok fazla değişiklik olduğu için Türkiye'nin amatör roketçilikte irtifa rekorunu kırdık hocam. 8443 metreye çıktık. 8443 metreye aynen çıktınız. Öyle. Tolga abi, şimdi kalemimi cebimde gezdiriyorum. Sen de buralara kadar geldin. Seni severek takip ediyoruz. Roketimize ömür boyu saklayacağız bunu tabii ki. Senin de imzan olsun bu saklama işimizde. Aa. Senin de bir rolün olsun istiyoruz. Ben büyük onur ve gurur duyarım. Çok çok teşekkürler. Atalım imzamızı. Ama istediğiniz yere bu atabilirsiniz hocam. Rekor kırılacak. Rekor kırılsın. Onu istiyoruz. Keşke kırsalar. İkinci rekor kırınca da beni haberdar edin. Hayır, biz kırmayalım. Başkaları ya, kırsınlar. Başka rekor kırın. Başka tamam. alanda kırın. Ben yine imzalamaya geleyim. O sözümüz olsun. Tamam. Herhangi bir rekoru kırarsak artık biz dünya penceresini açılmak istiyoruz. Dünya rekorları kırmak istiyoruz. Ah, şöyle bir onları başardığımız Avrupa, dünya zaman, bir dereceler, madalyalar gelsin. Inşallah. Rekorlar gelsin. Bir imza daha atarız. O zaman kesinlikle burada söz veriyorum herkesin karşısında. O zaman sizin evinize, adresinize kadar getireceğim. Artık roket olur, başka bir ya şey olur. Ya atlar gelirim ben ya. İmzanızı almak için. Nevşehir'e geliriz. Duydunuz arkadaşlar. Ben sözümü verdim. Sözü aldık. Ben de imzayı atıyorum. Ben de sözümü vereyim. İkinci rekor geldi mi biz de roketi imzalamaya geçiyoruz. Hadi bir imzamızı atalım.